Herkese selamlar. Bugün kara kuvvetlerimizin 2021 yılında envantere alacağı tüm sistemleri anlatacağız. Savunma sanayimiz ve bölgesel gelişmeleri anlatmaya devam edeceğimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Başlayalım. Türk savunma sanayi her geçen yıl üstüne koyarak güçlenmeye devam ediyor. Bu gücü ise şüphesiz yerlileşme yolunda atılan adımlar sağlıyor. Tank sayıları, uçak sayıları ve toplam silah altındaki asker sayısı gibi veriler bir ülkenin tüm gücüne dair büyük resmi vermez. Zira askeri kabiliyet çok boyutlu bir kavramdır. Bu yüzden en büyük ordular otomatikman en güçlü ordular haline gelmezler. Niteliğin ve operasyonel gücün yüksek olduğu ülkeler her zaman çekinilen ordulara sahip olmuştur. Kendi ülkem olduğu için söylemiyorum ama Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bölgesinde büyük bir saygınlık ve caydırıcılığa sahiptir. Nitelik olarak güçlü olan ordumuzun en büyük ihtiyacı ise mevcut şartlarda en yüksek teknolojiye sahip olmak istemesidir. Kara kuvvetlerimizin ise en büyük ihtiyacı şüphesiz Altay tankıdır. Yıllardır türlü sebeplerle envantere alınamayan, en büyük sıkıntısını yaşadığımız bu tankımız için artık yeni bir umut doğdu. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir 2021 yılında Batu isimli tank motorunun çalıştırılacağını açıkladı. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen Utku motor ve transmisyon prototipleri de bu yıl içinde ilk kez çalıştırılacak. Bu iki önemli proje hayata geçirildiği takdirde kara kuvvetlerimiz artık tank konusunda rahat bir nefes alacak. Öyle ki Leopard tanklarının üstüne Altay Kulesi'nin yerleştirildiğini de görmüştük. Şimdi geçelim 2021 yılında kara kuvvetlerimizde kullanmaya başlayacağımız sistemlere. T-129 Atak'ın faz 2 versiyonu envantere alınacak. Kısaca faz 2'nin normal atak helikopterlerinden farkı çok yüksek bant telsizi, radar ikaz sistemi, radyo sinyal karıştırıcısı ve lazer ikaz sistemi olacak. Faz 2 ile birlikte füze saldırılarına karşı helikopterin öz koruması artacak. Roketsan Balistik Koruma Merkezi tarafından bir süredir üzerinde çalışılan reaktif ve pasif korumayı bünyesinde birleştiren T-1 ilave zırh çözümü ile Leopard 2A4 tankının antitank füzelere karşı dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarıldı. Fırat modernizasyonu kapsamında M60TM tanklarımıza Pulat AKS yani aktif koruma sisteminin teslimine devam edilecek. Pulat sayesinde Türk tankları tank savar füzelere karşı aktif koruma kalkanına sahip olmuş oldu. Her ne kadar modernize edilse de tank açığımız hala devam etmektedir. Teknolojinin hüküm sürdüğü savaşlarda sayı değil nitelik önemli. Umarım yıllardır beklediğimiz Altay'ımıza en kısa sürede kavuşuruz. Hava savunma ailemizin küçük ama etkili üyesi olacak Sungur alçak irtiva hava savunma sistemimiz yine bu yıl içinde envantere alınacak. Sungur 4 kilometre menzile sahip olacak. Hava savunma konusunda alçak ve orta irtifa seviyesinde bu yıl Türkiye'ye çok güzel haberler bekliyor. Korkut ve Hisar Ağa artı hava savunma sistemlerimiz yine bu yıl içinde envantere alınacak. Korkut'un menzili Sungur gibi 4 kilometre olacak. Hava yer mühimmatları, seyir füzeleri, helikopter ve insansız hava araçlarına karşı geliştirildi. İhtiyaçlar doğrultusunda sisteme Stinger ve Eagle S gibi kısa menzilli güdümlü füzeler de monte edilebilecek. Hisar Ağa artı ise 15-20 kilometre menzile ve yüksek arama radarına sahip olacak. Karaok, UMTAS, LEUMTAS ve OMTAS tank savar füzelerimiz ise yine bu yıl içinde envantere alınacak. Kısaca bu füzelerimizden bahsetmek istiyorum. Karaok füzesi teker tarafından kullanılan kısa menzilli Atunut tipi tank savar silahı olacak. Hava indirme ve amfibi harekatta tehditleri kısa menzilde durdurma ve imha etme görevlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılacaktır. Menzili ise 1 kilometre üstü olacak. Açılımı uzun menzilli tank savar füze sistemi olan UMTAS öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş hassas güdümlü tank savar füze sistemidir. 8 kilometre menzilli bu füzenin teslimatları 2021 yılında devam edecek. LEUMTAS ise adından da anlaşılacağı üzere lazer güdümlü olacak. Hareketli hedeflerin yüksek hassasiyetle vurulmasını sağlayacak. OMTAS ise orta menzilli tank savar silah sistemi anlamına gelmektedir. Muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili 4 kilometre menzilli füze sistemidir. Bütün bu füze sistemlerimiz 2021 yılında kara kuvvetlerinin envanterine katılacak. Bu yıl kara kuvvetlerine ciddi yetenek kazandıracak TRG-230 füzesi envantere alınacak. Bu füze üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü kara kuvvetlerimiz uzun menzilde yüksek hareketli hedefleri dahi vurabilecek. Hem de bunu İHA'nın lazer işaretlemesiyle yapacak. TRG-230 füzemizin özelliklerini ve muharebe sahasında nasıl kullanıldığını anlattığım videoya yukarıda çıkan karttan ulaşabilirsiniz. Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen TRG-300 Kaplan füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 120 km mesafeye kadar öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler yaratabilme yeteneğine sahiptir. Kaplan füzemizin teslimatları 2021 yılında da devam edecek. Koral'ın üst versiyonu olan Redet 2'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatına devam edilecek. Koral, elektronik harp sisteminden elde edilen tecrübelerle geliştirilen Redet 2'nin elektronik destek sisteminin ilk teslimatı Kasım 2019'da gerçekleşmişti. Redet 2 sistemiyle silahlı kuvvetlerimizin elektronik harp kabiliyetleri daha üst seviyeye çıkacaktır. Mekek ve Roketsan tarafından geliştirilen 155 mm çaplı güdümlü top mühimmatı 2021 yılında envantere alınacak. Güdümlü olması sebebiyle mühimmatın isabet oranını büyük oranda artıracak. İnsansız sistemlere büyük önem veren Aselsan, kendi üretimi orta sınıf İKA olan Kaplan insansız kara aracını kara kuvvetlerinin emrine bu
yıl verecek. Kaplanikamızda SARP kumanda sisteminin kullanılacağı görülüyor. Piyade unsurlarınca kullanılan mühimmatlara karşı koruma sağlayacak araç, aynı zamanda arkasında giden piyadeyi korumak için de yeterli zırha sahip olacak. Ağır sınıf kategoride ise karşımıza çok farklı bir konsept çıkıyor. Kirpi 2, Amazon ve Ejder Yalçın gibi zırhlı araçlar, insansızlaştırma kiti entegrasyonu ile uzaktan kumanda biriminden kontrol edilebilecektir. Riskli arazilerde keşif ve ulaştırma hizmetleri sunacak olan bu ağır araçlar 2021 yılında envantere alınacak. İnsansız kara araçlarından konu açılmışken kısaca bahsetmek istediğim iki sistem var. Yakından takip ettiğim tank avcısı olması için üzerinde çalışılan ve üzerine tank savar entegre edilecek olan ağır sınıf Karahan ile Meskun Mahal için geliştirilen Demirhan İKA içinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Evet, ikisi de tepeden tırnağa yerli ve milli. Milli olarak üretilen milli obüslerimiz Boran ve Fırtına 2 2021 yılında envantere alınacak. Ocak 2021'de 3 tane Fırtına 2 obüsü teslim edilecekken toplam ise 140 tane teslim edilmesi planlanıyor. Büyük eksiklikler üzerine 900 milyon lira bedelle modernizasyon kararı alınan ZMA-15 paletli personel taşıma araçlarımız çok farklı koruma sistemleriyle donatılacak. Yapılan bu modernizasyonla ZMA araçlarımızın korumasına önemli bir çözüm sunulmuş olsa da daha gelişmiş, yüksek ateş gücüne sahip yeni zırhlı araçların envantere alınma haberlerini umuyoruz ki alacağız. Pars 6x6 ve Pars 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlarımız günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındıracak ve 2021 yılında envantere alınacak. Bu araçlar muhtemelen özel kuvvetlerin kullanımına sunulacak. Piyadenin vuruş gücünü artırmak amacıyla üretilen kamikaze drone, Alpago Blok 2 ve Kargo 2 ile kale kollar, üst bölgeleri ve kara araçlarına koruma sağlanması amaçlanıyor. Roketsan tarafından üretilen mini füze yatağın, bomba atar silahları ve dronlarla tek personel tarafından kullanılabilecek. Bu füzemizin menzili 1 kilometre olacak ve 2021 yılında envantere alınacak. 2021 yılı itibariyle envantere girecek olan derman, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araç ve tankların sevkiyatında kullanılacak. 2021 yılı kara kuvvetlerimiz için dolu dolu geçecek. Bu videoda anlattığım gibi 2021 yılında deniz ve hava kuvvetlerimizin envantere alacağı sistemleri anlatmamı isterseniz lütfen yorumlara yazın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yeni içeriklere ulaşabilmek adına kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.